Buyurun Seher. Buyurun. Geçmiş olsun Agah Bey. Tarhana kaynatmıştım. Geldiğinizi görünce getireyim dedim. Bütün gün bir şey yememişsinizdir. Sağ ol. Bırakın şöyle. Bugün en çok sana zor Agah Bey. Nedim, neler oluyor Agah Bey? Neler ne oluyor? Ne olup bittiğini ben bile bilmiyorum artık Seher'im. Beynim yandı. Siz de biliyorsunuz ya işte. Nedim benim oğlumdur. Ben onu oğlum gibi büyüttüm. Bugüne kadar hep arkasında durdum. Her ne yaparsa yapsın. Ama bugün yüzleştiğim şey beni yıktı. Doluyu boşa, boşu doluya koyuyorum oğlum ya. Bu işte bir yanlışlık var diyorum. Ama neresinde bulamıyorum. Nedim'im aslında bile isteye böyle bir şey yapmaz diyorum ama... Ama 20 yıl boyunca yaşadıklarım... Çektiği acıları düşününce. Yaşadıklarını düşününce... Nasıl bir öfke biriktiyse içinde işte... Ne bileyim ben... Belki bir anlık öfkeyle... Ne diyorsun Agah Bey? Yaptı mı yani? Bilmiyorum. Ben artık ne bildiğimi de bilmiyorum. Bilmiyorum. Artık ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben kendimi unuttum Seher. Öfke aklın alevine alan büyük bir fırtına gibidir. Bir an içinde bulursun kendini. Ben demiyorum. Diyemiyorum. İnanmıyorum. İnanmak istemiyorum ama... Bütün deliller... İfadeler, yargı, onu suçluyor, o yaptı diyor. Sen ne diyorsun Seher Hanım? Nedim'i az çok sen de tanıdın. Nedim'im yapmış mıdır böyle bir şey? Ben ne bilirim Agah Bey? Ben ne polis bilirim, ne mahkeme bilirim. Onlar yaptı diyorsa... İnsanoğlu beşer şaşar. Karıncayı bile incitmez dediğimiz Ademoğlu an gelir... Her şey insanoğlu için Agah Bey. Hepimizin başına gelebilir. Ben ne
Nerede nasıl bir hata yaptım bilmiyorum Seher'im. Kör oldum, göremiyorum. Sen görüyorsan söyle. Ben nerede hata yaptım? Senin özün sözün bir Agah Bey. Sen doğru adamsın. O yüzden kimsenin hatasını kendine mal etme. Evlatların hamurunu yoğuruyoruz da şeklini veremiyoruz işte. Hadi iç çorbanı. Açsın. Soğutma. Sağ ol Seher. Sağ ol. Sağ ol. Mm-hmm.